1934 doğumlu Osmanoğlu Tarık Çinçek. Boğaziyen Bektaşlı doğumlu ve 1952 yılında da bununla evlendik. Evlendikten sonra birçok çabalar harcadık yani. 55'te askere gittim, 57'de geldim ve çiftçiliğime başladım. Öküzle de çift sürdüm. Öküzle düvende sürdüm. Pullukla da sürdüm. 1968 yılında da 68'in son yıllarında bir tane küçük bir traktör aldım. Pancar ekiciliği de yaptım. Pancar ekicilikten sonra 7 sene Bektaşlı'nın pancar ekiciliğini yaptım. Pancardan sonra da tabii şimdiki havalı mipserler çıktı. Ben kara mipserde ektiydim. Havalı mipserler çıkınca onlardan bir daha şey yapmadık. Kullanılmadı o mipserler. Şimdi de işte traktör aldık. Traktörü alınca 68'den sonra işte traktörde çiftçiliğe başladık. Bu zamana kadar geldik. Bundan sonra da işte artık gayri ihtiyarlık çöktü. İşte onunla beraber, bununla şey, hanımla beraber böyle hayatımızı sürdürüp gidiyor. Çocukluk hayatım 1942-43 yılında ilkokula başladım. Fakat bu yukarı okulda okuduğumuzda o zamanki Bektaşlı'daki ne kadar nüfusun varsa hepsinin de soy ismi şimdi daha halen hatırımdadır. Derken çocukluk hayatımız ilkokulu bitirdikten sonra tabii babamızın işine sarıldık. Çiftin tutağından da tuttum. Pullukla da çift sürdüm okulun arkasında. Mal yanında da yattım yazıda. Öküzünden düven de sürdüm. Harman aktardık, harman öküzlerinden sürerdik. Şimdiki patoslar gibi değil. Şimdi patos ekin biçiliyor, saman yapılıyor, eve geliyor. Şimdiki o günlerle bugünlerin arasında çok değişik farklar var. Fakat şimdi herkes geçmişini hatırlamıyor, geçmişini bilmiyor, geçmişini anlatmıyor. Ya biz bu hale geldik ama nelerinden geldik? Osmanlı Devleti'nin çöküş vaziyeti, Cumhuriyet'in kuruluş tarihini, şimdiki büyüklerimiz, devlet adamlarımız onları anlatmıyor. Sadece bugününü anlatıyor. İşte şimdi de ben artık ihtiyarladım, işe gücüm yok, güç kuvvetim kalmadı. İşte şimdi de evde oturup duruyor gayri. Askerlik 1955'in 7. ayın 18'inde gittim, 1957'nin 6. ayın 18'inde terhis oldum yazdım. Bölümüm Siirt, Siirt'te askerlik yaptım. Bölümüm Ordunat. Ordunat'ta bu şey işleriyle yani şimdiki sanayinin işleri gibi tamir işleriyle uğraştık. Benim oradaki çalışmam akücülük. Akü yapardık. Çok aracımız vardı da Ordunat'ın. Çok aracı vardı, çok da subaylarımız vardı. Assubay, teğmen, yüzbaşı, binbaşı, çok da çilerimiz vardı. Eratımızdan fazla subayımız vardı başımızda. Çünkü onların yanında bütün çalışırdı. Herkes görevine göre, herkes kendi görevinde çalışırdı yani. Sanatını.
Fakat askerden geldikten sonra da orada bana çok uğraştı. Gel sen bu sanatı belle, burada da kal dediler ama dedim ki sayın yüzbaşım, ben varınca çiftin tutağından tutacağım dedim. Ne yapacağım? Ben babanın bir oğluyum dedim. Kalmadım yani. O zamanları sivilden şey alıyorlardı yani. Orada tamirhaneye işçi alıyorlardı. Fakat ben kalmadım. Varınca babanın bir oğluydu. Babanın işini kim görecek diye hiçbir şeye heves etmedim. Ne Avrupa'ya gittim, ne de işte bu şekillerde başka yerlere gidip de işitmedim, çalışmadım. Yalnız 1968 yılında bir Ankara'ya gittim. Nuh'un makarna fabrikasında 5,5 ay çalıştım. Ondan sonra da çıktım, geldim. Traktörü aldık. Derken bununla hayatımızı sürdürdüm, gittim. Tanışma ne yok oğlum? Tanışma olmadı. Bak, orayı çok güzel bir şey hatıra olarak kalsın. Ben 52'nin 1. ayın 14'ünde nişanımız oldu. Fakat evlerine gider gelirdim. Hiç birbirimizden bir şöyle el ele tutmadık yani. El ele tutuşmadık. Girde 53'ün 1. ayın 15'inde düğünümüz sona erdi. Ondan bu tarafta beraber hayatımızı sürdük. Sevgiye mezar kazıldı. İşte çocuk sahibi olduk. Çocukları evlendirdik, kızları evlendirdik. Her ikisi, birisi Kayseri'de, birisi yurt dışında, 4 tanesi Ankara'da. Fakat oğlanı da koymayacaktım burada, Osman'ımı da koymayacaktım ama okumadı. Ortanın ikisini okudu, okuyamayacağım dedi, şey yaptı. Ayak bastı, okumadı. Ondan sonra da askere gidip geldikten sonra evlendi. Şimdi 4 tane çocuk da onun var ama kendi çocuklarını okutuyor. Askerden geldikten sonra köyümüzün durumu, genişleme hususu, nüfus artışı hususu, hane büyüme nüfusu, ev yapma nüfusu yani. Buraya babam 1934 yılında gelmiş. Fakat ben 4 yaşındayken getirmiş buraya beni. Kadıların Necati'nin evi var aşağıda. Evimiz oradaymışmış. Fakat dedeniz Alaay'ın babam çok samimiydi. O demiş ki Osman, yani bu evin yerini o tarif etmiş ve buraya evi yapmış 1934 yılında. Ama o zamanki gelişmeyle şimdiki o zaman bir ev babanın kaç evladı var? 3-5 evladı var. Hepsi de yanındaydı. Dışarı gitme yoktu. Şimdi büyüyen, düğünü olan, yeni yetişen nesil hiçbir tane baba yanında kalıyor mu? Hiç kalmıyor. Hepsi de evvelden Ankara'ydı. Şimdi Kayseri. Kayseri yakın olduğundan şimdi herkes Kayseri'ye taşınıyor. Evlenenlerin hiçbir tanesi burada Bektaşlı babasının evinde kalmıyor. Ev yapıp da yani evde burada durmuyorlar. Gidiyor Kayseri'de evini alıyor. Gidiyor orada da kendisi işte asgari ücretlerini çalışıyor veya başka bir iyi işte mi çalışıyor. Orada çalışıyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor. Evini geçiriyor bu şekilde. Sırçalı'da bağda binledik. Buradan beli omuzumuza alırdık, yayan giderdik Sırçalı'ya. 1 saat 15 dakikada varırdık. Bağ bozmaya da gittik. Öküzlerine. Orada Sırçalı'da ben yattım da. Orada üzümümüzü arttı, orada yattım ya.
korkuyla yattım. İlkokuldan çıkınca 1949'da oldu. 49'da. Fakat o sırçanın tepesine iki kez çıktım oraya. Arkadaşlarımla beraber 4-5 kişi oraya sırçanın tam tepesine iki kez çıkmışlığım var. Paha bozardık. Böyle gelinler, kızlar giderdi. Onlar üzüm toplardı. Kağanıya doldururdu. Alır gelirdik. Burada işte ağaç şeyimiz vardı, haklarımız vardı. O haklarda üzümü çiğnardık. Ayaklarımızdan çiğnardık. Onu tabii pekmez yapardık. Derken o şeyde bağ bozma şeyi çok şenlikliydi o zaman. Ki narayla, heheyle öyle bir çok şenlikli biz orada buradan tavuk giderdi, kimisi kuzu götürürdü, orada keserlerdi, pilav yaparlardı, yerlerdi derken çok, pek çok şenlikliydi bura. Ama sırçanı battıktan sonra şimdi oralar, o bağlar şimdi tarla oldu, arazi oldu ya. Şimdi kömür madeni, buraya bir mühendis geldi, ismi Fuat Bey'di. Oraya sırçanın bağların arasına çadır kurdu. Buradan amele götürdü. Yani işçi götürdü, çalıştı. Hemen hemen 5-6 ay çalışıldı. Oradan da kömür çıktı, fakat böyle düz girip gitmiyor. Böyle şeyine aşağı doğru iniliyor. Oradan da su çıkmış. Su çıktıktan sonra iki defa oradan ben bağ bozulumunda test doldurdum yani. Su doldurdum. İşmeye, yemek yapmaya getirdim oradan. Fakat kömür yani şey yüksekliği, kömürün yüksekliği 80 santim şeyinde yükseklikte çıktı. Onu da azın şiştiler. Masrafı korumaz diye adam gitti, bir daha da gelmedi. Bir daha da gelmedi. Ekin ve harman zamanı. Ekini tırpanla biçtik, biçerdik yani. Fakat deste halinde kağanıya vururduk anadutla. Alı gelirdik buraya, köyün kenarları tüm harman yeriydi. Orada harmanı yukardık, 3-4 parça harmanlarımız olurdu. Düvenle sürerdik. Onu saman yapar, saman halinde savururduk. Buğdayını çıkarırdık. Buğdayını alır gelirdik. Samanı da getirdik. Hayvanlarımızı yerdik. İşte bu şekilde öyle harman zamanımız yani çok sıkıntılı geçti. Bir ay 30 gün, 35 gün yani düven sürerdik. O sıcak şey ayında. Temmuz'un diyelim ki 20'sinde Ağustos'un sonuna kadar harmandan ancak kalkardık. Harmanın şeyi sıkıntısı çoğu. Toz halinde, sıcak halinde, o sıcağın şeyinde, düvenin üzerinde dön öyle akşamaca dönerdik. Onların evvelki şiirlerimiz sıkıntılıydı. Bizim gençlik hayatımız sıkıntılı geçti. Çalışmayla geçti. Zor şartlarından geçti. Şimdi evvelki günleri hatırlamadıklarından, bilmediklerinden diyorlar ki evvelki günler gelmesin. Evvelki günlerimiz sıkıntılıydı. Fakat geçmişini bilmeyen diyor, geçmişini bilmeyen, ecdadını bilmeyen suyu kesilmiş ırmağa benzer diyor. Ama neslini bilmeyen bir kişi de diyor, koku çürümüş ağaca benzer. Köyümüzün eski hali tabii kara örtüydü, toprak örtüydü, ağaç örtüydü. Ama şimdi 1900 bizim evlendiğimiz sıralarda herkes evlenen babadan ayrılan ev yaptı. Babadan ayrılan ev yaptı. Köyümüzün hanesi yani hem büyüdü
hem nüfusu çok artış oldu. Şartı söyleyeceğim. Ama şimdi Avrupa hali çıktıktan sonra Avrupacılar da kimisi geldi buraya ev yaptı, kimisi gitti diyelim ki Ankara'dan ev aldı, İstanbul'dan ev aldı. Ondan sonra köyümüzün nüfusu, hanesi azalmaya başladı. Ama evler duruyor ama insanlar kalmadı. Şimdi de evvelden Ankara'da bizim şimdi hali hazırda telefon numarası kayıtlı olarak 400 tane şeyimiz var. Bu kadar yani şeydi. Kayseri, Ankara, İstanbul, İzmir derken köyümüzde yoksa bit nüfus bit. Köyümüzde güçlülüyor, öyle güçlülüğe bağlı. Sonu ne olacak? Eğer ki nüfusa kaydolacak olsam şimdi 18-19'a kaydolurum. 18-19 yaşlarına kaydolurum. En büyük pişmanlığınız? En büyük pişmanlığım, hayatımdan hiç pişmanlığım yok. Ben çok güzel hayat geçirdim. Çok mutluluk yaşadım. Allah herkesi de böyle benim gibi uzun ömür versin. Hayırlı ömürler versin. Havratasıyla, çoluğuyla, çocuklarıyla mutlu yaşam yaşasınlar. Herkes. Ben Allah'tan bunu dilerim. Bu yaptığınız projeyi beğendiniz mi? Çok güzel. Projemiz çok güzel. Her zaman için eğer ki böyle şey yapıyorsanız, proje yapıyorsanız, eğer ki böyle bir bilgi alıyorsanız, eğer ki böyle bir bilgi sahibi kazanmak için oluyorsanız ne güzel bir... Sürme